Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında canımız arz etmeye geldik. Bayramınız mübarek olsun aziz dostlar, kıymetli izleyenlerimiz, sayın seyircilerimiz. Evet, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakıp bayram tadında bayrama erdiğimiz şu mübarek Ramazan bayramı günlerinde sizleri TV1 ekranlarından saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti üzerlerinize olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bayram tadında bayramlar geçirmenizi diliyoruz efendim. Cenab-ı Hak en kötü günlerinizi bayram tadında eylesin inşallah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndermeye karar verir. Ve Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona der ki, ey Muaz, insanlar arasında ne ile hükmedeceksin diye sorar. Muaz bin Cebel der ki Allah'ın Resulüne, Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim ya Resulallah der. Bu cevap sevgili Peygamberimizin çok hoşuna gider. Peki der, Allah'ın kitabında herhangi bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın Muaz? O zaman Resulullah'ın sünnetiyle hükmedeceğim ya Resulallah der. Bu cevap da sevgili Peygamberimizi o kadar mutlu eder ki. Peki Muaz, Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın? O zaman kendi reyimle içtihad edeceğim ya Resulallah der. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek ellerini Muaz'ın göğsüne yaslayarak Allah'ın Resulüne, onun yolunda giden, onu memnun edecek yol arkadaşları, dava arkadaşları bahşeden Rabbime hamd ederim der. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükretmesini bilmezmiş. Evet, bizler de bendeniz acizane burada Neveser Musiki topluluğuyla bir arada bulunuyor olmanın bizlere böyle güzel yol arkadaşları nasip eden Rabbimize gerçekten hamd ediyorum, şükrediyorum. Allah izin verirse Ramazan bayramı günlerini bu kıymetli toplulukla yine birlikte geçirmenin mutluluğunu, hanelerinize, huzurlarınıza bir kez daha misafir olmanın mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşayacağız inşallah aziz dostlar. Hatırlarsınız 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i yine bu güzide toplulukla birlikte idrak etmiştik. İftar Sevinci programları adı altında Melik Gazi Müftümüz Doktor Sayın Emrah Kandemir hocamızın o hoş sohbeti ve Neveser Musiki topluluğunun seslendirmiş olduğu birbirinden güzel ilahilerle, gönüllerimize takdim ettikleri o güzel ilahilerle bir Ramazan mevsimini birlikte geçirmiştik ve şimdi bugün işte bayramın birinci gününde siz aziz izleyenlerimize misafir oluyoruz efendim. Muhterem hocam, değerli hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Teşekkür ederiz. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Yusuf hocam, Mehmet hocam, Akif hocam, Mustafa hocam, hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Eyvallah. Bizler de sizin bayramınızı ve sizin nezdinde tüm hemşehrilerimizin, tüm İslam aleminin bayramını mübarek olsun diyoruz. Bayramını canı gönülden kutluyoruz. Bize de böylesine güzel bir organizasyonda yer verdiğiniz için, bize böylesine güzel bir organizasyona davet ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten çok da yabancı değiliz malumunuz Fatih Hocam. Bir aydır bu stüdyoda, bu güzel mekanda, Tuna Live Center'da izleyicilerle buluştuk. Zat-ı Alimiz moderatörlüğünde çok güzel programlar yaptık. Sağ olsun ilçe müftümüz, Melik Gazi müftümüz, Emrah Bey de bize eşlik ettiler. İzleyicilerimize biz çok güzel dakikalar yaşattık diyebiliyorum ben inşallah. Bu bağlamda bitirdik ve güzel bir bayrama eriştik Cenab-ı Allah'ın lütfuyla. İnşallah bayramda da bu güzelliği tadalım, tattıralım istedik. Sizin yine sayenizde. Estağfurullah. İnşallah. Eyvallah. Ne Ramazanımız dolu dolu geçti. Çok güzel geçti. Çok yoğun geçti. Çok coşkulu geçti.
Zat halinizin tabii ki böyle TV1 ekranlarına bizi davet etmesiyle başlayan serüven, Büyükşehir Belediye'mizin diğer etkinliklerinde de tabii bulunduk. Öyle olunca da koştur koştur Eyvallah hocam. Bir Ramazan yaşadık. Oraya hocam. Geleceğiz tabii inşallah. Tabii. Allah razı olsun. Hakikaten Ramazan-ı Şerif benim açımdan da gerçekten bu yıl çok farklı geçti değerli izleyenlerimiz. İnanıyorum ki sizler açısından da öyledir. Yani bu güzide toplulukla İftar anında o telaşenin içerisinde, koşuşturmacanın içerisinde bizler gerçekten bulunduğumuz mekanda, Tuna Life Center'da ve TV1 ekranlarında çok kıymetli, çok keyifli dakikaları yaşadık. Zaman zaman yayın öncesi heyecana kapıldık. Zaman zaman yayında pat diye girdiğimiz yayınlar oldu. Ama her ne olursa olsun sizlere elimizden geldiğinin en iyisini yapmanın derdi gayreti içerisinde olduk ve inanıyorum ki sizler de bir ay boyunca bizleri bağrınıza bastınız diye gerçekten buna yürekten inanıyoruz. Neden bunu biliyorum? Çünkü bizler hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz yerlerden o kadar güzel teveccühler aldık ki, o kadar güzel dönüşler aldık ki efendim. Her birinize minnettarız. Allah sizlerden razı olsun, ebeden razı olsun Rabbimiz inşallah. Ne güzel yani, az önce de ifade ettim ya, insanlara teşekkür etmek gerçekten Allah'a da şükrün bir yolu kabul edilmiş. Sevgili Peygamberimiz bu şekilde söylemiş. Tabii ki burada şunu da, şu teşekkürü de parantez içerisinde arz etmeden geçemeyeceğim. Bir ay boyunca bizlere bu mekanı tahsis eden, burada bu imkanları bizlere oluşturan, her türlü fedakarlıkta bulunan ve bizleri sizlerle bir araya getiren Tuna Life Center Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever, iş insanı, güzel insan Mehmet İlgü ağabeye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi ufak bir rahatsızlık geçirdi ama iyi, hamdolsun şimdilik. Dolayısıyla ona da çok geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bu ekranlardan TV1 ailesi olarak da değerli hocalarımla birlikte geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Mehmet ağabeyimize. Aynı zamanda yine bir teşekkürümüz de buranın, bu Tuna Life Center'ın gerçekten her geldiğimizde o güzel yüzleriyle, tatlı tebessümleriyle karşılandığımız ve karşılaştığımız müdürleri Sedat Bey ve müdüre hanım Gülçin Hanım'a da özellikle buradan selam göndermek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten bizi bir ay boyunca bu ekranlarda, bu mekanda daha doğrusu çok güzel bir şekilde misafir ettiler ve bugün itibariyle bayrama erişmiş bulunuyoruz. Allah izin verirse bayram günleri süresince sizlere misafir olacağız efendim. Ve konuklarımla birlikte, değerli hocalarımla zaman zaman sanat musikisinden eserler, zaman zaman tasavvuf musikimizin yine o birbirinden güzel örneklerini sizlere taşımaya, sizlere armağan etmeye gayret edeceğiz efendim. Yusuf hocam, yahniler yendi mi efendim sabah bayram namazından sonra? Yendi, evet. Bizim abi. Anadolu'muzun adetidir. Aynen. Yani zannediyorum ki pek çok şehirde de herhalde bu bayram adeti, bayram geleneği vardır diye tahmin ediyorum. Ama bizim şehrimizin de herhalde olmazsa olmazlarındandır. O yahni yenecek, arkasından yapılan o baklavalar haliyle yenecek. Bir aylık uzun bir yoldan geldik sonuçta, değil mi? Yani aynen, bunları aynen, ziyadesiyle tabii hak etmiş olmamız lazım. Burada bir selamı da müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Gönül coğrafyamızın birbirinden güzel insanlarına, Şam'dan Beyrut'a, Bosna'ya varıncaya kadar, Kudüs-ü Şerif'ten Gazze'ye özellikle buruk yüreklerle bayram sevinci yaşamaya çalışan, ne kadar yaşanabilirse takdirlerini zat-ı alilerinize, sizlere bırakıyorum aziz dostlar. Gerçekten Gazze deyince yüreğimiz bir ayrı hüzünleniyor, bir ayrı mahzun oluyor. Cenab-ı Hak şu bayram günlerinde onların da inşallah, yani bizim sevinçlerimize onları da ortak etsin, bizden hissedar eylesin ve şu sevinçlerimiz tez zamanda onlara da inşallah ulaşsın. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, hasılı gönül coğrafyamızın her bir yerinde, her bir ülkesinde bulunan bütün yeryüzündeki inanmış gönüllere selam ediyoruz. Her birinin ayrı ayrı bayramlarını tebrik ediyoruz efendim. Evet Yusuf hocam. Yani yahniden açılmışken ben aklıma şu geldi hocam, artık bizim yaş ilerliyor malum. Çok da ölçüyü kaçırmayalım istiyorum ben. İzleyicilerimiz için de aynı şeyleri. Daha önünüzde çok yıllar var Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. İnşallah, ama hani Ramazan-ı Şerif'ten çıktık, bayrama eriştik. Malum birden hani kendimizi öyle yüklenmemek çok kaptırmayalım. Evet, yüklenmeyelim inşallah.
Ona da dikkat edelim derim ben. Sağlık önemli çünkü. Eyvallah, eyvallah. Ama yani sizde olmuyor yani herhalde değil mi? Yahni'den de yemek yani, gerekiyor yani. Yani evet. Eyvallah, eyvallah. Yusuf Hocam Allah razı olsun. Cümlemizden Mehmet Hocam, yani Ramazan ayı boyunca sizler Mustafa Hocam, Akif Hocam ve sizler Yusuf Hocam hakeza. Yusuf Hocam'ın sesini değerli izleyenlerimiz bizler tabii ki sürekli dinleme imkanına sahip idik ama sizleri genellikle sazlarınızla dinledik bir ay boyunca. Zat halinizden de şöyle geride bıraktığımız Ramazan ayına ve bugün idrak etmeye başladığımız bayrama da, Ramazan bayramına ilişkinde birkaç cümleyle de olsa bir değerlendirme alsak acaba neler söylemek istersiniz? Hatta Yusuf Hocam sağ olsun mikrofon hizmetinde de bulunuyor. Aynen öyle, elden ele şöyle güzelce bir dolaştıralım o mikrofonları. Değerli hocalarımızın görüşlerini de, düşüncelerini de almış olalım inşallah. Mustafa Hocam'dan mı başlayalım? Peki o taraftan bu tarafa gelelim. Mustafa Hocam, evet bizler Ramazan ayında sizlerle birlikte olmanın gerçekten mutluluğunu ziyadesiyle yaşadık. Sizler de yaşadınız inanıyorum ki. Bu itibarla bugün de bayrama eriştik ve bayram programlarını da yine sizlerle birlikte inşallah yapacağız. Neler söylersiniz? Şöyle, eski bayramlar, sizler de yaşça bizlerden büyüksünüz. Eski bayramlar nasıldı, bu bayramlar derken şöyle bir sizle başlayalım inşallah Mustafa Hocam. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Sizinle programı yapmak çok güzeldi. Şimdi onu anlatmak çok uzun eskileri, onları geçtik artık. Eyvallah. Artı biz ağzımızla değil de elimizle konuşmayı seviyoruz. O yüzden bize fazla söz vermeyin. Tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. Herkese sağlık ve sıhhat diliyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Biz de sizin bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Evet sevgili Akif Üstadım, o kanunun telleri... Yani ben eyvah birinde kopmazsa birinde kopacak diyorum ama Allah'ın izniyle o kanun ilminin, üstadının daha doğrusu elinde olunca hani kirpiğini severken böyle işte pamuğum diye severmiş misali. Dolayısıyla sizden de öyle bir şefkat, öyle bir merhametli el alıyor haliyle. Evet Akif Hocam. Tabii hocam. Şimdi Fatih Hocam sizin görüşlerinizi, söylediğinizi katılıyorum. Müzik önce. Hangi enstrüman olursa olsun eğer ki duyguyla, aşkla, sevgiyle yapılıyorsa keza her şey işte öyle. İllaki bir güzel tatlı bir şeyi kalıyor. İnsan kulağında, ruhunda. Öncelikle evet, Rabbimize şükürler olsun. Şeker bayramına eriştik, Ramazan bayramımıza eriştik. Tabii mutluyuz, sevinçliyiz İslam alemi olarak. Fakat Filistin'de olan hadiselerden biraz buruk bir bayram geçireceğiz, olacak. Haliyle oradaki kardeşlerimize, oradaki Müslüman alemi, tüm Müslüman kardeşlerimize, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, küçüklerimizin de gözlerinden öpüyoruz. Sabırlar versin öncelikle ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin de ellerinden öpüyorum, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim Fatih Hocam, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim, iyi ki varsınız, sağ olun. Evet Mehmet Hocam, sizlerden de şöyle bayrama ilişkin düşüncelerinizi, görüşlerinizi alalım. Sizin mikrofonunuz hazır. Sizin onların elleri çalışırken sizin ağzınız aynı zamanda çalıştığında mikrofonu da işe yaratıyor yani. Hocam teşekkür ederim. Öncelikle ben de hem sizlerin hem izleyenlerimizin tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Ama izleyicilerimiz biraz size kızıyor olabilir şu anda. Bu insanlar ellerini çalıştırsınlar. Niye onların dilini çalıştırıyorsunuz diye sanki biraz sitem alacaksınız gibi. Bence onları çok bekletmeden... Ama daha önümüzde çok zaman var. Olsun, zaman çok, repertuar da çok geniş. Eyvallah. İnşallah öyle değerlendirelim derim ben. Bizler Mustafa Hocam'ın dediği gibi konuşmaya değil de enstrümanlarımızı icraya alışkınız biraz. Eyvallah. Bu bakımdan bir an önce müziğe geçsek sanki iyi olacak gibi. Eyvallah, tabii ki de. Hay hay, geçeceğiz inşallah. Evet Yusuf Hocam, yani Mehmet Hocam sağ olsun böyle izleyicilerimizin hissiyatına dokunur bir ifade ortaya koydular. Şimdi Fatih Hocam, şöyle bir durum var. Biz müzisyen camiası gerçekten hep duygularımıza müziği ortak etmediğimiz zaman bir yanımız boş gibi oluyor adeta.
O açıdan yani hep böyle musikiyle konuşmak istiyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Daha önümüzde hem musiki hem de sohbet açısından geçireceğimiz çok zaman olacak. Dolayısıyla aynen. Hem bizlere hem de ekranları başında bizleri takip eden aziz dostlara, sevgili seyircilerimize neler takdim edeceksiniz? Şöyle ya Allah bismillah diyelim. Yalnız girişteki o oyun havası mıydı? Onu tam emin olamadım ama harika bir şey gerçekten. Beni böyle yüreğimi kıpır kıpır eden, hele Üstad Akif orada, Akif Erman Üstadım, yani o kanunun tellerine vurdukça benim yüreğimden böyle bir şeyler gidiyor, yani bir akıyor böyle. Eyvallah, iyi ki varsınız gerçekten. Eyvallah, Allah razı olsun. İlk eserle ilgili çok küçük bir malumat da vereyim de, hocam. Tabii ki de efendim. Acizane. Haydar Tatlıyay Üstadımızın Uşak oyun havası. Uşak malum her defasında Ramazan boyunca söylemiştik aşıklar makamı olduğunu. Evet. Aşıklar makamına ait bir oyun havası Türk musikisinde saz formu eserlerinden oluyor. Yani bildiğimiz böyle Ankara havası, oyun havası gibi değil. Yani otantik oyun havalarından değil. Yani klasik oyun havası. Aynen. Farklı yani. Bir tabii, havası farklı bir var. Havası olur farklı bunun. Bir gerçekten hazzı var. Ben bunu cidden aynen. Yakinen hissediyorum. Klasik oyun havası olarak geçiyor. Saz musikisi, saz form eserlerimizdendir. Bayram genelde zaten geçmiş şey şöyle uzanacak olursak, malumunuz izleyicilerimiz de çok iyi hatırlar, bizim yaş grubu özellikle. Kandıralı vardı rahmetli. Değil mi Mustafa? Mustafa Kandıralı klarnetiyle çıkardı böyle. Daha camiden gelir gelmez hemen televizyonu bir kıvırırdık kulağını. Hemen Kandıralı çıkardı ekibiyle böyle. Onları hatırlatıyor bu oyun havalarımızı malumunuz. Aynen öyle. Şimdi yine biz... Hepsini de şükranla anıyoruz, anmış olalım burada. Eyvallah. Ramazan boyunca ilahi okuduk. Bugün biraz formatı değiştirebiliriz tabii. Musikimizin tabii diğer yani... örneklerinden de örnekler verebiliriz formlarından. Ama bayramla örtüşmesi hasebiyle bir tane daha ilahimiz var. Bayram ilahisi. Ramazan boyunca onu okumadık. Bayrama saklamıştık. Onu jilatinle açalım inşallah. O bayram şekeri. Bayram şekerimiz olsun bu ilahimiz. Ondan sonra yine sanat müziğine geçebiliriz. İnşallah. Eserimiz Aşki lakabıyla Muzaffer Özak üstada ait. Bestecisi de Mustafa Hakan Alvan. Bu da tasavvuf musikimizin öncülerinden. Şarabı aşkını nuş ettir ya Rab, içelim imanla bayram edelim. Allah Allah, inşallah edelim bakalım. Haydi. Hem bayram edelim hem de icra edelim, etmeye çalışalım inşallah. Buyurun arkadaşlar. Doyurma bizi ilahi harama.
Sağlık efendim. Yani beste gerçekten harikaymış. Güzel, da güfte de inanın ki beni benden aldı yani. Adeta bir dua formunda. Yani aynen. Yani bu güfte herhalde ancak bir ilahi aşkın tezahürü olsa değerli hocam. Yani gerçekten bunun bir karşılığı olamaz. Ne kesinlikle maddesel ne menfaat açısından. Hakikaten nasıl güzel sözler kaleme alınmış böyle değerli hocam. Yani güfte beni benden aldı gerçekten. Aynen, her aynen bir sözünü şöyle böyle tek tek dikkatle dinledim. Yani güfte kârı kimdi? O, hocam güfte aşkî lakaplı. Aşkî zaten lakaplı. Tasavvuf ehli bir zat-ı muhterem. Muzaffer Özak ismi de aşkî lakabı. Ama gerçekten harikaymış değerli çok hocam. Çok eserleri var. Tasavvuf musikimizin bestelenmiş. Eyvallah. Eserlerinin birçoğu yani Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Niyaz Mısri gibi, daha birçok tasavvuf güftekarlarımız var. Onlar gibi, bu aşkı da çok meşhur bu konuda. Bestecisi de yani güzel örtüşmüş. Hani Yahya Kemal ile Münir Nurettin böyle çok yakışırdı birbirine Türk musikisinde. Bunlar da bestecisi de Mustafa Hakan Alvan. O da musiki şinas bir kardeşimiz. Onun da çok güzel besteleri var. Yani güfte harika, beste harika. Ortaya gerçekten iyi böyle bir eser harika çıkıyor. Bir eser çıkıyor. Bir eser eyvallah. Çıkıyor. Devam edeceğiz inşallah Yusuf hocam. Tabii ki de. Şimdi Yusuf hocam, evet. Ramazan ayında gerçekten Rabbimizin o
emrine adeta bütün inanan yürekler, gönüller olarak emrine uyarak, sevgili Peygamberimizin adeta sünnetini yerine getirerek dini mübini İslam'ın emirlerini, kurallarını uygulama noktasında oruç ibadetiyle, işte namazlarımızla, mukabelelerle, geceki o sahur ibadetiyle, bereket olan sahur ibadetiyle adeta Ramazan bizi bir mektep olarak, bir ya. Okul olarak bambaşka bir aleme alıyor, götürüyor ve bunun ardından da Rabbimiz mümine, Müslüman kuluna bayram gibi bir nimeti adeta bu dünyada lütfederek o günlerde oruç tutmayı bile haram hale getirerek bayram yapacaksınız. Aynen. Ölçüyü, haddi aşmamak şartıyla her türlü adeta dilediğiniz gibi işi eğlenme noktasına da getireceksiniz. Yani bayramı yapacaksınız. Bayramı bayram tadında yapacaksınız diyor adeta. Dolayısıyla bizler bu bayramda da sizlerle beraber ekranları başında bizleri takip eden değerli izleyenlerimize böyle güzel bir bayram gününü geçirtmenin mutluluğunu gerçekten yaşıyoruz. Ama hemen şöyle bir geride bıraktığımız yıla gitmek istiyorum. Biliyorsunuz geride bıraktığımız yıl özellikle o 6 Şubat depremleri ve ardından gelen depremlerle beraber ülkemizin o neredeyse bu toprakların Anadolu coğrafyasının bugüne kadar görmediği, belki de bir benzerini yaşamadığı büyüklükte bir deprem yaşadık. Maalesef. Ve şehirlerimiz adeta yerle bir oldu, tarumar oldu. On binlerce canımızı kaybettik ve ardından gelen bir Ramazan ayı, bayram haliyle ister istemez bir burukluk var idi o günlerde. Ama hamdolsun bu yıl elhamdülillah Rabbimiz her türlü musibetlerden tabii ki de cümlemizi muhafaza eylesin. Bütün alem İslam ve insanlığı hatta muhafaza eylesin inşallah. Amin. Dolayısıyla yani işin bu noktada gerçekten bayramın da bayram tadında yapılıyor olması, bunu onun için söylüyorum, daha bir ayrı güzel oluyor herhalde değil kesinlikle mi? Yani böyle tabii ki, tabii. Herhangi istenmeyen bir hadiseden, herhangi bir musibetten uzak bir şekilde bayramı yaşamak da daha bir keyifli oluyor olsa. Ayrı bir keyifli, ayrı bir güzellik de oluyor. Rabbim bir daha öyle afet, öyle acı günler yaşatmasın. Amin. Bu bağlamda tüm ölmüş kardeşlerimize, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten o günleri hatırlamak bile insanı tüylerini ürpertiyor hocam. Evet. Ben acizane hastanede geçirdim o dönemleri. Evet, o dönemde malum, sizin bir de rahatsızlığınız vardı. Rahatsızlığım söz konusuydu. Evet. Elhamdülillah çok şükür Rabbime binlerce şükür. Beni sizlere bağışladı. Estağfurullah. Daha nice uzun ömürler versin. Tüm sevdiklerinize bağışlasın inşallah. Biz de öyle bir badire atlattık. Hatta hastanede ben yatıyordum. Tüm depremzedeler taşınmıştı. Yerli hastalarımızı hastaneden çıkarmışlardı geçici olarak. Bir ben kalmıştım koğuşta. Benimle beraber hep depremzedeler geldi. Sağ olsun eşim onlara elinden geldiği kadar hizmette kusur etmemeye çalıştı filan. Yani onlardan dinlediklerimiz, onlarla paylaştıkları o acıyı paylaşımlarımız, yani anlatmakla bitecek bir hadise değil. Bugün burada ben onu kısaca bir hatırlamak istedim. Rabbim göstermesin inşallah. Amin. Böyle bir yaşatmasın inşallah. Yusuf hocam, Neveser Musiki topluluğu olarak birlikteliğiniz şöyle geriye doğru kaç yıla dayanıyor acaba? Hocam benim tarih konusunda hafızam çok zayıftır. Bu konuda Mehmet hocama güvenirim kopya ben. Kopya alabilirsiniz. Serbesttir. Mehmet hocam evet. O anlatsın. Siz her ne kadar bizim sazımız çalışır deseniz de. Ben şu kadarını söyleyerek çok özür dilerim. Sözünüzde çalışacak. Mehmet hocama. Öyle gözüküyor. Şimdi ne kadar süreyle başladığını bilmiyorum. Ne kadar tarihçesini çok iyi hatırlamıyorum ama iyi bir birlikteliğimiz oluştu. Yani bir aileden öte bir oluşumumuz öylesiniz, var. Öylesiniz. Gerçekten ben öylesiniz. Ben o konuyu da hocama sözü vereyim. Birlikteliğimiz gerçekten Allah nazardan saklasın. Amin. Bunu biz de çok memnuniyetini yaşıyoruz. Dışarıdan da bunlar bize dönüşleri oluyor. Bu teveccühleri alıyorsunuz. Gerçekten takdir ediliyor. Başlangıç noktasında bir direngi noktamız var bizim. Mustafa hocamın kızı var, Beste kardeşimiz. Evet. Onun doğumuyla yanlış hatırlamıyorsam bizim musiki topluluğumuz Yaşıt 2002.
2002 yılından beri bu birlikteliğimiz devam ediyor. İnşallah uzun yıllarda devam etmesini İnşallah, arzu ediyoruz. İnşallah. Yalnız bu ekip içerisinde onu da rahmetle, saygıyla anmış olalım. Değil Şimdi mi? Ben de onu düşünüyordum değil hocam. Aklıma zaten aklımızdan ben hiç çıkmıyor da. Ben ismini söyleyeyim Orhan Kaya Devam üstadımızı. Siz buyurun devam edin. Hadi biraz sizden dinleyelim o zaman. Ya da Mehmet hocam artık size Mehmet bırakıyorum. Hocam, gerçekten rahmetle anmış olalım. Yani kendi yani nevi şahsına münhasır denir ya hani öyle tipler vardır ya. Gerçekten onun da kendi nevi şahsına münhasır bir kişiliği vardı, karakteri vardı. Gerçekten rahmetle anmış olalım burada. Zaten bizim topluluğumuzda sanat tabii ki hedefimiz, en iyi yapmaya arzu ediyoruz ama en iyi sanatkarlardan oluşuyor desek yanlış bir iddia olur. Bizde vasıflarımız biraz daha insani vasıflarımızla beraber zaten 20 küsur yıldır bozulmaması da buna bağlı diye düşünüyorum ben. Çünkü gerek ülkemizde gerek yurt dışında en iyi müzisyenlerin oluşturduğu gruplar çok uzun süre birlikteliğini devam ettiremiyorlar. Evet. Evet. Yani sanatındaki ustalıklarından ziyade insanların insani vasıflarıyla beraber birliktelik devam ediyor. Orhan evet. Hocam da bizim için vazgeçilmez bir parçaydı. Evet. Doğrusu sazında ondan çok daha ileri olan kardeşlerimiz var belki ama biz hala Orhan Hocam'ın yerini dolduramadık. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin inşallah. Amin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Buradan da ne güzel anmamıza, ruhuna hiç olmazsa böyle ruhunun anılmasına vesile bir fırsat olmuş oldu. Cenab-ı Hak sizlere de daha niceye hayırlı uzun ömürler versin. Nice böyle güzel Amin. Birliktelikler bahşeylesin inşallah. Aranıza fitne, fesat, nifak, kem göz, yaramazlıklar sokmasın inşallah Rabbimiz. Amin. Biz sizleri gerçekten Allah için seviyoruz. Biz sizlerden razıyız. Allah da ebeden sizlerden razı olsun inşallah. Değerli İnşallah. Hocam. Tüm insanlıkta olsun bu Rabbim. Herkese böyle birliktelik, böyle Amin. Uyuşma özelliği versin. Yani zaten dinimizin emri yani bu inananlar kardeştir. Hep bu kardeşlik ruhuyla yaşayalım istiyoruz. Yani 4 günlük dünyada yani neyimizi paylaşamıyoruz? Şu son günlerde de bayağı biz bu konuda biraz dertliyiz yani malumunuz. Trafikte olsun, diğer güncel hayatta olsun, evet. bir sabırsızlık, bir hoşgörü zafiyeti, evet. insanlarımızda ne hikmetse... Böyle bir durum söz konusu. Bilmiyorum sizler bunu... Oysa Yunus'umuz ne diyor? He. Sevelim, sevilelim. Yani hocam. Dünya kimseye kalmaz diyor. Üzülüyoruz hocam. Yani trafikte giderken şöyle bir ters bakmayla işte kavgalar oluyor. Ne yazık. Bıçaklar ne yazık. Çekiliyor, silahlar çekiliyor. Yani ekranlarda görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Bilemiyorum. Öyle mi? Çok konuştuk herhalde. İstek mi varmış? Öyle mi? Estağfurullah. Şimdi... Buyurun değerli hocam. İzleyenlerimiz, yani bazı arkadaşlıklar vardır ki hani hadi gidiyoruz dediğiniz zaman o arkadaşlar, o kişiler nereye diye sormazlar, neden diye sormazlar, evet. nasıl diye sormazlar. Bu ekipte gerçekten öyle. Ben bunu samimiyetle ve açık yüreklilikle ifade ediyorum ki Allah razı olsun her zaman böyle bir vesile olup da bir program ya da bir başka şeyle bir arada bulunmamız gerektiğinde hiçbir zaman neden, nereye, nasıl diye sorma gereğinde bulunmayan pırıl pırıl bir topluluk gerçekten. O yüzden ben bir kez daha size burada TV1 ekranlarından özellikle değerli izleyenlerimizin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Allah teşekkür razı biliyorum. Olsun. Allah Bil razı olsun. Yusuf biz hocam, teşekkür iyi ki ederiz. Sağ olun. Yani siz de iyi ki varsınız. Siz belki 20 yılı aşkın süredir, 2002 dediniz, 22 yıl oluyor. 22 yıldır bir birlikteliğiniz var ama zannediyorum ki bir 20 yıla yakın süredir de bizim sizlerle bir hukukumuz, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Hocam, 20 yıla yakın bir süreyi bulan da bizim bir hukukumuz söz konusu. Dolayısıyla adeta her ne kadar dördünüz kadar rahmetli Orhan Hocamızı da katarsak, beşiniz kadar olamasak da şöyle bir dışarıdan bir ucundan da olsa kendimi sanki ailenin de yavaştan yavaştan bir parçasıymışım gibi de hissetmiyor değilim. İnanın bilmiyorum, ağzımdan aldınız dahil hocam. Eder misiniz ya, Yusuf Hocam bilmiyorum. Yani böyle tevafuk olamaz. Ağzımdan aldınız. Şimdi ben onu söyleyecektim. Aslında siz de bu aile bireylerimizden biri
olarak görüyoruz biz. Eyvallah. Yani altıncı kişi, rahmetli Orhan hocamı da sayarsak, onunla beşiz, sizinle altıyız gibi düşünebilirsiniz yani. Eyvallah. Biz çünkü çok günlerimiz geçti zaten. Bu frekans çok önemli değil mi? Tabii. Biraz sonra da aslında inşallah unutmayız sizin de o güzel sedanızdan Kayseri semalarını süsleyen, her vakit o ezanı Muhammediyelerle Kayseri semalarını süsleyen o güzel sedanızdan inşallah biz biraz sonra yine biz istifade etmek istiyoruz. Zaman zaman bizi kırmadınız. Ramazan boyunca bir kasidelerinizde çok güzel renk kattınız. Aynı güzelliği, aynı rengi şimdi biri keserden sonra diyeyim ben. Eyvallah. Bir tane arkadaşlar bir isteği varmış. Tabii ki. Böyle sanat musikisi ve tasavvuf musikisinin ortak literatüründe geçen bir eser. Söz malum Yunus olması hasebiyle. Güftede Riyamız. Güftede sanat müsikisinin duayenlerinden Erol Sayan olması hasebiyle. İkili güzel bir ortak yapın. Dertlini ağlayıp gezersin burada. Harika. Hadi o zaman onu yapalım musiki o zaman. Diyoruz. Musiki. Bundan, siz hazırsanız biz hazırız efendim. Tamam. Yalnız şunu söyleyeyim hemen. Bundan sonraki eserimizde sizden bir kaside alalım hocam. Lütfen. Arkadaşlar unutturmayalım. Eyvallah. Peki. Ağlatırsa ben ya, yine
yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Yalnız böyle bir eser değil, sanki bir ardından bir daha bir eser okuyacaktınız gibi hissettim. Öyle ben öyle anladım sanki, yani sanki devamında bir iki eser okuyacağız mı demiştiniz başında? Vallahi olabilir. Hemen bir tane koşalım. O zaman sizin ilahi kasidenizle bütünleşen bir eser nasıl arzu ederseniz. Eyvallah. Şöyle, çünkü böyle tam tadımlık oluyor. Doyamıyorum. İnanıyorum ki izleyenlerimiz de, değerli izleyenlerimiz de doyamıyorlar. Şöyle, gerçi önümüzde 3 gün gibi bir süre var. İnşallah tabii ki de, yani her ne olursa olsun musikiye doyulmaz ama şöyle sizi bulmuşken de biraz böyle istifade etmek istiyor yani gönlünüz. Hemen aklıma bir ilahi geldi Niyazi Mısri'ye ait. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Diyelim. Harika. Tamam. Siz de eşlik edersiniz. Tabii arada kasidenizi bekliyoruz inşallah. Peki. Tamam, inşallah okuyalım biz de. Derman arardım. Aşkı Habibim kibriya yaktı beni sertab efa. Verdim budur subuhu mesaru Mustafa olsun, olsun sana canım feda ya Resulallah. Senden mukaddem enbiya aldı bütün, senden ziya. Olsun sana canım feda ya Resulallah. Şifadır gözlerin,
olsun sana canım feda şefaat ya Resulallah. Kur'an-ı mucize Hak'tan getirdin sen bize, oldun mu'in her acize, ruhum Muhammed Mustafa olsun, olsun sana canım feda ya Resulallah. Hay hay, insan-ı kamil olmaya lazım olan ifan imiş. İşit niyazinin sözü, bir nesne örtmez hak yüzü. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Hay hay, Hak'tan ayan bir nesne yok, gözlere bir halimiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Günün gerçekten size. Çok güzel oldu ya. Ben yani hakikaten çok sevdim Mehmet hocam. Sizin de ağzınıza sağlık. Hasreti gerçekten harikaydı. Eyvallah. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Sizinle bulununca bulunduğum ortamlarda gerçekten ben de yani İnsan kendimi... gibi oluyor değil mi hocam? Kendimi tanımakta zorlanıyorum zaten yani. Zaten öylesiniz hocam. Sağ olun. Estağfurullah. Allah razı olsun. Hocam, sağ olun. Bizim Türk din musikisi gerçekten aslında her formuyla tabii, o kadar zengin, o kadar zengin, çok... gönlümüze hitap eden bir yapıya sahip ki değil mi? Gerek aynen. Sanat musikisi eserleriyle, tabii gerekse ki. Tasavvuf musikisi eserleriyle. Aynen bunlar hocam. İçerisinde aslında yani bir de cami musikisi dediğimiz ayrılan bir yönüyle de tabii. Gerçekten yani musiki insanın adeta gönlüne nakşeden, gönlünden gelen bir his olmuş oluyor değil mi değerli Yusuf hocam? Aynen, aynen hocam. Yani musiki olmadan gerçekten insanın bir tarafı eksik kalıyor böyle. Musiki kesinlikle, onu kesinlikle. Daha zinetli hale getiriyor böyle adeta. Peki Türk din musikisinde sizler mesela Türk musikisinde daha doğrusu din musikisi demeyelim de acaba böyle icra ederken sanat musikisi olsun, tasavvuf musikisi olsun daha ziyade yapmaktan hoşlandığınız türler, eserler, makamlar hangileri oluyor acaba değerli hocam? Şöyle biraz onlardan bahsetseniz. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Tasavvuf musikisi ile klasik Türk musikisi zaten özde kesinlikle birdir yani. Sadece ayrılan tek nokta güfte itibariyle ayrılıyor. Güfte sanat musikisinde ilahi bireysel aşk daha ziyade ön plana çıkıyor. Tasavvuf musikisinde dini musikide İlahi aşk, İlahi aşk. Ön plana çıkıyor. Yani sadece güfte itibariyle ayrışıyorlar. Yoksa musiki formu. Sistemi, formu tamamen örtüşür yani. Halk musikimiz de öyle ama halk musikimiz biraz daha böyle otantik, yöresel tavırlar evet. Çok kullanıldığı için
biraz ayrışır ama özde bizim Türk musikisimiz tasavvufuyla, sanat musikisiyle, halk musikisiyle hepsi müthiş bir zenginlik ihtiva ediyor. Eyvallah. Siz ve insanın de gönlüne işliyor inşallah. Eyvallah. Siz bildiğim kadarıyla bir de Büyükşehir Belediye'mizin tasavvuf musiki okulunda da, konservatuvarında da daha doğrusu koro şefliği de yapıyorsunuz dolayısıyla, değil mi, tasavvuf musiki okulunda? Uzun yıllardır, evet. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın tasavvuf musikisi bölüm şefliğini elimden geldiği kadar götürmeye çalışıyorum inşallah. Eyvallah. Bu uğurda çok da öğrencilerimiz oldu. Yıllardır bu işi, sizler ilk öğrencilerimizsiniz malum. İftihar ediyoruz yani sizin gibi değerli öğrencileri yetiştirmekten. Her sene tabii yeni yeni kadrolar geliyor, yeni yeni öğrenciler yetişiyor. Yani bunlara bir nebze bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu. Yani herhalde bu bir hocanın, bir öğretmenin de en büyük gurur tablosu, en büyük kesinlikle sevinci yetiştirdiği öğrencilerinin sayılarıyla övünmesidir. O kesinlikle gurur tablosu ona yetiyordur herhalde, değil mi? Eyvallah, bir hoca olarak. Aynen, hocam, tabii ki. Onun mutluluğu yani hiç bir şeyle değişmez. Eyvallah, yani. Eyvallah. Peki efendim, şöyle bizlere sanat musikimizin güzel eserlerinden de şöyle bir icrada bulunsanız da inşallah yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geldiğimiz şu zaman dilimlerinde. Eyvallah. İnşallah formundan da şöyle birkaç eser dinleyelim, güzelce ikram edelim, armağan edelim. Eyvallah. Değerli izleyenlerimize. İşlerimizin rast gitmesi hasebiyle rast makamına geçiş yapalım o zaman. Hüseyin'i yaptık, Uşak yaptık, Gülizar yaptık. Dertlini ağlayıp gezersin Gülizar makamındaydı. Bunlar zaten kardeş makamlar. Eyvallah. Peki, dinliyoruz inşallah. Arkadaşlarla bir rast potpourri. Tamam. Sanat musikisinden oluşan, tamam, böyle hareketli eserlerden oluşan bir demet yapalım inşallah. Thank you.
çıkart bana. Rüya gibi her hatıra, her yaşant bana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir, keder de var neşede. Hayat şarap gibidir, keder de var. Kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Çürüttüm 32 mendili, bulamadım o yarinden yeni. Of of.
gezersin, Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim yavrucağım, için için beni üzersin. Sevdiceğim yavrucağım, için için beni üzersin. Ah ah, fıkır 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 da bana gel bana. Ah ah, fıkır 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 da bana gel bana Yüreğinize sağlık efendim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun Mustafa hocam. Amin hocam. Cümle bizden inşallah. Mehmet hocam. Akif hocam, Mustafa hocam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Sizden sonra eser var. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Aziz dostlar, sevgili seyircilerimiz, bayramınız mübarek olsun efendim. Bir bayram vesilesiyle sizlerin evlerinize, hanelerinize misafir olduk. Allah izin verirse yarın akşam biz yine bu ekranlarda sizlere misafir olmaya geleceğiz. Sizleri de inşallah bizlere bekleriz efendim diyor ve değerli musiki topluluğumuzun yapacağı kapanış ile bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna gelerek sizlere veda ediyoruz efendim. En kötü gününüz, girişte de ifade ettiğimiz gibi, bayram tadında olsun inşallah diyor. Her birinizin bayramını ayrı ayrı bir kez daha tebrik ediyoruz. Kalınız sağlıcakla.